Ya şunu söyleyeyim, Mourinho iki tane ismi Türk futboluna kazandıracağım demiş. Bunu net öğrendim. Bu iki isim Bartu Elmas ve Emre Mor. Hatta dünkü hazırlık maçında Bartu Elmas da çok iyi oynamış. Önceki günkü hazırlık maçında iyi bir performans ortaya koymuş. Emre Mor bunlardan birisi. Zaten Emre Mor piyasaya erken çıkan bir isim. Fakat böyle isimlerin sıkıntısı şu oluyor. Yani yaş almadan yüzleri eskiyebiliyor, isimleri eskiyebiliyor. Böyle bir sıkıntısı var. Emre ve Bartu ile ilgili bunu söylemiş. Bunun dışında transferler yapılacak. Mesela ben de reklam arasında sağ olsun birçok izleyicimiz yorumlar yazmış. Yıldız transferi bekliyorlar ama ben artık dünya futbolunda sistemin değiştiğini düşünüyorum. Artık kendi yıldızlarını kendin oluşturabilmelisin. Artık takım oyunu var. Mesela milli takımımıza ilk programın ilk bölümünde konuştuğumuzda milli takımımızda da bunu gördük. Dünyadaki birçok takımda görebiliyoruz. Özellikle bir dönem hatırlarsın abi. Hala onun esintileri vardır. Simeone'nin Atletico Madrid'inde. Yani Mourinho geldi diye direkt hadi yıldızları toplayayım mantığı olmayacak. Bunun dışında gidecek oyuncular, ihtimaller dahilinde isimler var. Ferdi Kadıoğlu'na Fenerbahçe 35 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Bu Verin. net duyduğun Net istihbaratın. 35 milyon euro. Çok da iyi bir Ferdi'nin performans sergiledi Avrupa çok iyi performans sergiledi. Şampiyonası'nda. Dikkatleri üzerine çekti Ferdi Kadıoğlu milli takımımızla birlikte. Fenerbahçe'de zaten sergilediği performans, özellikle Sacha Boey'nin transferi sonrası hep Ferdi ile bir kıyaslama oldu Türk futbolunda. İşte Sacha Boey bu fiyata gittiyse Ferdi onun da üstüne gider diye Fenerbahçe'nin beklentisi 35 diyorsun. Fenerbahçe 35 milyon euro talep ediyor. Bu 30 artı 5 olur. Direkt 35 olur. Onlar prosedürler olunca tamamlanır. Borussia Dortmund'un ciddi şekilde ilgisi var. Zaten orada teknik direktör Nuri Hoca. Ekibinde Ertuğrul Aslan da var. Antalyaspor'da da Orta saha. ekibindeydi. Orta saha aynen. Sivasspor'da oynamıştı değil mi? Evet. Aynen. Sivas, Konya, Antalya. Sivas, Konya, Antalya. Hatta kardeşi var Çağrı Aslan. Kendisi Erbaan'ın sportif direktörü. Böyle bilgiler de sunalım. Yani orada direkt isteniyor Ferdi. Bunun altını çizelim. 35 milyon euro bence verilebilir mi? Verilebilir. Dün Avrupa Şampiyonası'nda inanılmaz bir performans ortaya koydu. Bu arada şunun altını çizmekte fayda var. Sacha Boey'la birlikte Ferdi Kadıoğlu. O dönem çok konuşulmuştu. Sacha Boey Bayern Münih'e gitti. Ferdi'nin de ben transferini yakın görüyorum. Genel anlamda düşündüğümüzde Türkiye Süper Ligi'nde Ferdi, Barış Alper ayrılması muhtemel isimler. Yani yüksek bonservis bedeliyle. Çok önemli bir performans ortaya koydu. Ferdi. Altın 11'e alınır sol Altın bek 11'e olarak. alınabilir mi? Alınabilir. Çok Bu mutlu. arada Mert Müldür'e de gelen teklifler Evet. var. İlgilenen takımlar var. Hatta o Ben de şu yorumu yaptım dün maçı izlerken. Mourinho herhalde şu an maçı izliyordur kuşkusuz. Dün akşamki mücadeleyi. Mert Müldür'le Ferdi'yi görünce şöyle bir arkasına yaslanmıştır Avrupa Şampiyonası'nda diye bir yorum yaptım yanındakilerle maçı izlerken. yani direkt bir mutlu olmuştur. Sağ bekim ve sol bekim güvendelemiştir. Mert Müldür de bu sezon, geride kaldığımız sezon Evet. devamlı oynamadı. Fakat oynadığı maçlarda etkili bir performans ortaya koydu. Onun da İtalya pazarında özellikle bir İtalya pazarında ismi var. Bundan dolayı gelen teklifler dahilinde değerlendirilir. Ben Zeiss'ın ayrılacağını düşünüyorum. Hatta bununla ilgili haber de yapmıştım. Miha Zeiss. Hatta buraya özel bir bilgi sunayım. Livakovic ile tatil yapıyor. Tatilde Livakovic'e bu seninle son tatilimiz olabilir diyor. Fenerbahçe'den ayrılacağı yönünde bunu söylüyor. Bunu da hatta net Livakovic'in oyuncu temsilcilerine yakın kaynaklardan elde ettim. Ben Miha Zeiss ayrılığa yakın diyorum Fenerbahçe'de. Onun dışında Levent geldi. Levent Mercan da sol bek pozisyonunda değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Fakat zaman zaman böyle sezon öncesi siz de takip ediyorsunuz yıllardır. Böyle ayrılması gündemde olan veya yeni gelen transferlerle ilgili eleştiriler yapılırken sezon başı bir başlıyor. O futbolcu, o eleştirilen futbolcu inanılmaz bir performans ortaya koyuyor. Takımda kalabiliyor. Mesela Barış Alper'in bu seviyeye geleceğini hayal edebilir miydiniz? Benim 2 sene önce haberim vardı Salim. 2022 yazı Okan Hoca ile görüştü. Ayrılmak istedi. Rusya'dan bir takım Evet. kiralamak istemişti Barış Alper'i. Okan Hoca da seni kullanacağım bu sezon dedi. Nihayetinde o sezonun devre arasında doğru Sivas Evet. maçı,
Yine Kadıköy'deki maç forvet kullanmıştı Barış Alper'i. Evet. Geçen sezon bambaşka bir hikaye yazdı. Barış Alper'in yoksa çok böyle Kerem Aktürkoğlu gibi Galatasaray 11'ine girmedi. Biraz hikayesi oldu, gel git oldu. Gel git oldu. Bir de o noktada ben Barış'ı şundan dolayı tebrik ediyorum. Barış Alper mental destek alan bir oyuncu, mentörü var. Bence futbolcuların yapması gereken bu. Allah daha çok versin. Aldıkları kazançta gözümüz yok. Ama en iyi yatırım insanın kendine yapmış olduğu yatırımdır. Mentör eşliğinde çalışmalarında fayda var. Bunun da faydalarını alıyor. Benzeri işte Fenerbahçe'de Emre Mor. 97 Emre doğumlu Ceyda. Bakarsak 27 yaşında. 2016'daki o bizim için kabus gibi geçen Avrupa Şampiyonası'nın tek elle tutulu tarafı. Evet. Emre Mor heyecanıydı, öyle söyleyelim. Sonrasında Dortmund'a zaten transfer yaptı. Mourinho şans. Şimdi Fenerbahçe'nin sağ önünde çünkü Emre Mor var, İrfan Can var, Cengiz var. Muhtemelen oraya yabancı bir oyuncu yatırımı çok mantıklı olmaz. Sol açık. Tadiç ama ne kadar sol açık oynar, merkeze mi çeker? Onu zaman gösterecek. Çünkü ben Fenerbahçe'nin ne olursa olsun biraz hızlı bir yabancı kenar forvet de alması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu Joshua King ayrıldı yani o bölgeye. Onun da atlet oyuncu diyebiliriz. Joshua King iyi oyuncuydu ama hep sakatlıklarla boğuştu. Yoksa oynadığı zaman fena oynamayan bir oyuncu Joshua King ama her sezon ciddi sakatlık riski barındıran bir oyuncuydu. Mourinho'nun nasıl bir takım kuracağını göreceğiz. Yani Ferdi'yi konuştuk Salim. Sen Zayt dedin. O daha eklenir isimler. Luan Perez'in de çok kalıcı bir ihtimali olduğunu Luan Perez'in düşünüyorum. De ihtimali. Osterwold de. Ben Sacha Boey Galatasaray Bayern Münih transfer sürecinde bana söylenen yani Türkiye'den bir sonraki iyi satış Osterwold olabilir. Çünkü iki pozisyonda oynaması. Hem sol stoper hem sol bek artı fizyolojisi de. Çabuk bir oyuncu. En son sezonu kapat dedik. Son bir ay yine yetişti, oynadı. Bu da önemli. Oyuncu günümüzün futbol koşullarını karşılıyor bence işin fizik kısmında, çabuk kısmında. Osterwold'e teklif gelebilir diye düşünüyorum ben Salim. Ben de aynı yine Samet Akaydın'ın da Fenerbahçe'de ilk saatimizde kaçıranlar için tekrarlayalım. Fenerbahçe'de kalmayacağını düşünüyorsun. Yani bunları. Samet Akaydın'a gelen teklifler olacaktır. Hatta ben Avrupa dedim, Almanya olabilir dedim. Mehmet abi Belçika da olabilir dedi. Çünkü yani ben şunu söyleyeyim Samet'le ilgili, bilmiyorum katılır mısınız? Samet turnuva boyunca eleştirildi. Dün de çıktı, golünü attı. Samet'in turnuvada özellikle de bir Portekiz maçı var. Portekiz maçındaki geriye pasında Altay'la bir koordinasyon sıkıntısı yaşıyor. İletişim problemi yaşıyor. Kendi kalesine attığı gol var. Gürcistan maçında gayet iyiydi. Son dakikada çıkardığı top var. Çekya maçında... Bir tane müdahalesi var Çekya maçında da. Bir tane müdahalesi var. Çok net müdahalesi. Avusturya maçında oynamadı. Dünkü maçta oynadı. Oyunda kaldığı süre zarfında da bence iyiydi. İşte burada neye geliyoruz? Az önce mesela yıldız transferi bekliyorlar. Montella ile birlikte Samet inanılmaz bir yükselişe geçiyor. Mourinho ile birlikte herhangi bir... Yok, orada seninle ayrılacağım Salim. Şöyle, oyun formasyonu olarak ben Samet'in çok büyük takım uyduğunu düşünmüyorum. Biz de bakarsan 4-6-0 biraz savunma emniyeti evet. aldık. O sistemde Samet zaten Hırvatistan maçıyla biz Avrupa Şampiyonası'na bilet aldık. O maçın da en iyisi Samet'ti. O sistemde Montella'nın beklentilerini karşılar. Panathinaikos'ta da yaptı. Panathinaikos sonuçta şampiyonla oynayan bir evet. takım. O formasyonda biraz o fizyolojiye ister istemez hatalar yapıyor. Bireysel hata bazı stoperler var. Luyendama da yapardı. Luyendama da yapıyordu doğru. Yani bazı stoperler hatta yapıyor. Hatta bu kalecilerde daha çok ortaya ama çıkar. Ama şunda seninle hemfikirim, karakterli bir oyuncu Samet. Evet. Eleştirilerin farkında ona rağmen hiç surat asmadı. Kolay da değil o kadar tepkiye göğüs germek. Sonuçta dün aslanlar gibi mücadele de etti. Kesinlikle. Artı sakat sakat da oynadı bu arada. Dünkü sakatlık ilk sakatlık değil. Evet. Turnuvada daha önceki maçlarda da hatırlarsın Salim. İki tane sakatlık yaşamıştı. Kendi kalesine orada evet Samet'in hatası bir koordinasyon ama futbol bu oluyor. İspanya'da kendi kalesine gol attı Gürcistan maçına bakarsak. Nihayetinde ben bu turnuvada başarılı olduğunu düşünüyorum. Avrupa'ya tekrar transfer yapmasını bekliyorum Samet'in.